Sabah İdmanı'ndan herkese merhabalar. Yeni bir gün, yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Gazete haberlerine şöyle bir bakalım dilerseniz. Yine hızlıca Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Fanatik gazetesinde manşette Fener'e Luis ve Samat da Aslan'a Fernandinho. Zaten Zé Luis ve Samat. Samat da zaten hatırlayacaksınız. Bayağı bir süredir yazılıyor. Vedat Muriç'in gidişinden sonra Fenerbahçe'de şart oğlu şart diye her zaman söylüyoruz. Fernandinho, aslında Fernandinho bugün üçgen pressing programında daha iyi dikkatlice izleyebilirsiniz. Onu da Erket Ümer'in bakış açısında. Mevzu şu, Fernandinho kulüp yani artık yaşı itibariyle Premier Lig temposunu kaldıramıyor. Çok doğal. Biraz daha yavaş bir lige doğru yöneliyor. Birkaç seçim var önünde. Yine Premier Lig'in hemen bir tık altında olabilecek bir ligde, yine bu 5 büyüklük olarak adlandığımız liglerden birinde biraz daha orta sıra bir takımda mücadele etmek ya da Türkiye'ye gelerek çok büyük paralar kazanabilmek. Menajer de muhtemelen bunun yolunu yapmış. Demiş ki Fernandinho'ya, oğlum sen şu hani Galatasaray'da orta saha arıyor. Şu işte takip et Arda, Tafara, zaten bunlar internasyonel isimler. Onları bir takip et. Ondan sonra da biz bir şey yapalım. Gel yapalım. Zaten Beşiktaş taraftarının bir sloganı vardı. Herkes sevdi, aldı onu. Come to işte Fenerbahçe, come to Galatasaray. Siz de biz de buradan belki bir para çıkartırız demiş. Tipik taktiklerden bir tanesidir. Nasıl olsa Türk takımları deli gibi para saçmaya meraklı. Fenerbahçe işte görüyorsunuz. Wolfsburg takımı Fenerbahçe kulübüyle yapılan anlaşma gereği diyor. Verilen parayı açıklamıyoruz. Şimdi o konuda yani Galatasaray bence yönetimi birçok konuda çok haksız. Özellikle bu hani işte başlamışken değiştirilmez hani sloganı vardı ya Sayın Cengiz'in, ama hemen vergi affı olunca ya da vergi ötelemesi hemen kabul etti. Yarış başlamışken olur canım fark etmez filan şeklinde. Orada böyle tabii ki kendi çıkarına göre söylemlerinden 180 derece dönme işi var, ama bir tane doğru mevzusu var ki ya biz açıklıyoruz, diğerleri niye açıklamıyor? Ki açıkladıkları yine eksik de en azından kaba taslak bildiriyoruz. Yani bu Fenerbahçe'nin yaptığını Galatasaray yapsa Fenerbahçe taraftarı aa işte görüyor musunuz işte bak Galatasaraylılar bunlar hep böyle zaten Mektebi Sultani filan derler. Ama kendi takımları yapınca sus pus. Tam tersi şimdi Galatasaraylılar bıdı bıdı yapıyor. Oysa işte dediğim gibi Galatasaray hani vergi ötelemesiyle ilgili bir avantaj sağlayacak, kimse bir şey demedi. Sus pus. Değil mi? Cezanın şarkısıydı değil mi? Sus pus. Neyse. Trabzonspor Afobe ile anlaşmak üzere Afobe'yi getirecek. Efendim Stoke City'den, ama tabi sakatlık problemleri çok yüksek olan bir oyuncu. Onu bir dipnot olarak ben en azından belirtmiş olayım. Geçelim şurada Sabah gazetesinde Beşiktaş'ın Kalinic transferiyle ilgili olarak Beşiktaş Atletico Madrid'e 1 milyon euro bonservis ayırmış. Kalinic demiş ki ben bonservisimi kendim alırım. 11 milyon euroyu bana verin. Ayda. Bir de forvete son olayda kimmiş? Sosa, Diego Sosa. Kalinic de demiş ki arkadaşlar bana o parayı, zaten 2,5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme önerilmiş. Ya bu nasıl para ya? 1 milyon euro ayırabilen siyah beyazların oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda ise farklı alternatifler masaya yatırıldı. Kalinic'e 2,5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme. Görüşmeler sonrası beklemek için 5 yaş sürecin uzaması üzerine Kalinic'in cephesine 500 bin euro Atletico'ya, 500 bin euro size verelim, transferiniz bir şekilde çözdü. Abi yine bizimkileri şey yapıyorlar ya, yine bizim kulüpleri sömürüyorlar abi. Kusura bakmayın. Yani bu kadar kampanyalar yapıyorsunuz. Hepiniz için geçerli. Kampanya yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. İşe bak. İşe bak ya. Çok, çok yazık. Çok yazık. Şuraya bakın. Sambacı'nın +1 opsiyonu. Hangi Sambacı'nın? Joseph De Souza'nın. Biliyorsunuz 1+1 yıllık. 1 yıllık opsiyonu hiçbir maçta görev yapmasa bile 25 kez esami listesinde yer alması halinde devreye girecekmiş. Sezon başına 1.3 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele yapılıyor. Ve 25 maçın esami listesinde yer alması halinde, bakın sahada görev alması halinde değil, 25 maçın esami listesinde yer alması halinde sözleşme bir yıl daha uzuyor. 1.3 milyon euro daha veriyor. Bir de Kalinic'e verecek 2,5 milyon euro. Öyle mi? 1.3 mensaha veriyor.
galiba. Öyle bir şey zikredildiydi, tam emin değilim. Yani bunlar tabii şey, afaki olarak konuşuyoruz. E ne oldu? Bırakmam seni. Gaziantep'in performansına karşın yönetim ayrılık kararından vazgeçmedi. Ali Naci Küçük haberi. Belhanda ile alakalı olarak Galatasaray gitsin diye bonservisine %50 indirim yaptı. Muslera, Falcao ve Feghouli başta olmak üzere birçok yıldız indirime gitti. Belhanda reddetti. Gitmek için bonservisinin verilmesini istedi ancak yönetimden bedava ayrılmasına izin çıkmadı. Yıllık maliyetinin 4,5 milyon euroya ulaşması ve taraftarın da istememesi kararda etkili oldu. Satışta hedef en az 3 milyon euroydu. Ancak ayrılık için rakam 1,5 milyon euroya kadar düşürüldü. Yeter ki git deniyor yani. Kartlar Kalenikçe sponsor oluyor. Bu arada tabii kaç tane yabancısı var Beşiktaş'ın? Ben onu şimdi dün de vardı hatırlayacaksınız. Akşam bir de akşam işte Kalenic şimdi gelecek. Nazım Sangare için de Antalya Spor Kulübü Başkanı ki Beşiktaş oyalamayı çok sever. Hatırlayacaksınız. Eto transferinde de Beşiktaş'a bayağı bir saygısızlık yapmıştı. Takas halindeler kabul etmedik. 500 bin euro kiralama, 1,5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu için anlaştık. Son rakamı 1 milyon euroya çektiler. Böyle olunca kabul etmedik demiş. PAOK bu arada Beşiktaş'ı eleyen isim Benfica'yı da eledi ve playoff turuna yükseldi. Hakikaten oldukça ilginç bir eşleşme oldu. Dinamo Kiev Alkmaar'ı 2-0 ile geçti. Gent de Rapid Wien'i 2-1 ile geçti. Hakikaten PAOK büyük bir başarıya imza atıyor. Yunanistan'daki maç tabii şeyi çok iyi değerlendiriyorlar. Tek maç, iç sahada oynadılar. Öyle denk geldi bir de Beşiktaş'la da Benfica'yla da ve bunu çok iyi değerlendirdiler. Seyircisiz olmasına rağmen muhtemelen eliminasyon sistemi olsaydı Benfica karşısında ki yani Benfica karşısında çok böyle ahım şahım top da oynadı. Beşiktaş'a karşı yine daha pozisyon buldukları falan bir karşılaşmaydı. Ahım şahım bir top da oynamamalarına rağmen hakikaten bayağı bir ilginç sonuç oldu. 2-1'lik skorla Benfica'yı saf dışı ettiler. Bu çok büyük bir olay. Yani Benfica'nın dışarıda kalması çok büyük bir olay hakikaten. Üzerine Nihat Özdemir'in dün yaptığı, evvelsi gün yaptığı bomba açıklama. Ümraniyespor'da çıkan korona vakaları üzerine Ümraniye Başkanı Benner de kendisine sezon başlaması çok önemli. Liglere zarar vermeyelim yoksa bazı kararlar almak mecburiyetinde kalırız. Bu da canımızı sıkabilir, üzebilir dedi ve sahaya çıktılar, galip de geldiler şeklindeki açıklaması. Yani rezalet. Saçma sapan bir şekilde Türk futbolunun yönetildiğini, Türk futbolunun nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiğini, korona gerçeğini nasıl göz ardı eden, koronaya karşı sözde mücadele eden bir federasyon başkanımızın olduğunu çok net bir şekilde gördük. Rezalet. Rezalet bir açıklama. Rezalet bir açıklama. Sırf dertleri seyirci getirememek. Millet konser veremiyor, parasız kaldı. Şimdi neyse bakanlıkla anlaşıldı, tiyatrolar açılacak. Ama tiyatrolar kapandı. Eğlence mekanları kapandı. Bunlar bir de işi. Sırf endüstriyel futbol. Daha az kağıt harcayın abi. Daha az kağıt harcayın, daha az bilgisayar alın, kırtasiye masrafınızı düşürün, ondan sonra kâr edin. Şaka gibi. Rezalet. Kelimenin tam anlamıyla rezalet. Zenginler Kulübü 5 formaya 15 aday. Kadro derinliği iyi bir şey de. Mesela 5 tane stoperi var şu anda değil mi? Ne kadar para alacağı Wolfsburg tarafından da açıklanmayacağı bildirilen Tisserand'la beraber 5 tane stoperi var. Tamam, zaten bir tanesini gönderir. Muhtemelen de o da zank olur. Yabancı sayısını azaltmak adına filan. Serdar Aziz, Sadık, Tisserand. Bir de o diğer alınan çocuk. Unuttum şimdi adını. Çok makul bir rakam. 4. Yani bu Fenerbahçe zaten şeyden filtreden geçeceği belliydi. Hani transfer yapacak. Şimdi bazı oyuncularını gönderecek. Geçen seneden, belki seneden kadar. İşte zaten Tolga'yı gönderdi ki abi bir gün hakikaten bir yere transferin falan söz konusu olsa kesinlikle Ahmet Bulut'la görüşeceğim ya. Ya Tolga'yı, Arslan'ı, Udinese'yi nasıl gönderdin abi? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Bu kadar senedir top adına hiçbir şey oynamayan bir adam İtalya'da Udinese'ye gidiyor. Vallahi billahi tebrik ediyorum. Ozan Tufan, Luis Gustavo, Rodriguez, Ferdi, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Oğuz Kağan, Güçtekin yanına, Jose Soza, Mert Hakan Yandaş, Ener Valencia, Thiam, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek eklenince orta sahaya futbolcu sayısı 5'e çıktı. Gerçi bazı mevkilerde yine tam rotasyon olarak yeterli sayı var. Şeyi merak ediyorum. Fenerbahçe bu iş ne kadar patladı? Bir de açıklamıyorlar ya tam gazetelerde falan duyuyoruz, ediyoruz.
Muhtemelen işte yine herkes şeyi açıklayacak. 1905'ler, 1903 liralar, 1907 liralar filan. Evet, en sevdiğim sayfalardan bir tanesi sevgili Zafer Büyükavcı'nın Fanatik Gazetesi'ndeki haftanın panoramasıydı. İlk başlığı oldu. Gerçek Süper Lig. Senin büyüklüğün yarıştığın rakiplerin büyüklüğüyle ölçülür. Nuri Şahin'i Antalya'da, Biglia'yı Karagümrük'te, Remi'yi Rize'de, Baba Karı Alanya'da, Çatlı'yı Başakşehir'de, Düfu Hatay'da, Gradeli Sivas'ta, Lena'nı Kayseri'de, Tete'yi Malatya'da izleyeceğiz. Büyük yarışa hazır olun demiş sevgili Zafer Büyükavcı. İnşallah dediği gibi olur. Haftanın teknik direktörü Ömer Erdoğan Hatayspor. Haftanın futbolcusu Falcao seçmiş. Maçın hakemi Kayseri Göztepe Denizli Tugay Kaan Numancıoğlu. Efendim bakalım nasıl olacak. Haftanın 11'ini nasıl yapmış sevgili Zafer Büyükavcı. Altay, Atınç, Kolker, Alparslan, Ramazan, Atiba. Efendim orta sahadaki isim Amiton da Silva, Emre Kılınç, Selim Ilgaz. Önde de Oltan ve Falcao şeklinde bir 11 sevgili Zafer Büyükavcı'dan okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel yapıyor bu sayfaları efendim. Koyta'ya da Beşiktaş şoku varmış efendim. Koyta neymiş bir bakayım. Kayserispor karşısında yer almamıştı. Sakatlık sebebiyle mücadele 20 kişilik ekibinden çıkarıldığı düşünen Koyta'nın sağlık probleminde problem olmadığı öğrenildi. Etik dışı bir harekette bulunmamasına rağmen sadece 5 yaşın ilgisine olumlu yanıt verdiği için Kayseri mücadelesinin kadrosuna alınmadığı belirtilmiş. Bu sevgili Gökmen Özcan'ın bir haberi. Evet, Milliyet gazetesinde de Zeliüz ve Samatta isimleri var. Fenerbahçe'nin forvet hattındaki isimler olarak. Ya Zeliüz'ü hep beğendiğimi zaten söylüyorum. Samatta ile alakalı olarak. Yani belli bir noktada kaldığının altını çizmek lazım. Çok golcü bir isim. Aslında Tanzanyalı çok etkili bir isim kabul ediyorum. 27 yaşında. Belki Fenerbahçe'de tekrar Türkiye'de kendisini tekrar bulabilir ama Zeliüz, yani 5 yaşı yazıldığı zaman da söyledim. Zeliüz iyi bir adam. Zeliüz kime gelirse etki eder. Ve son olarak da Fenerbahçe medya günü yaptı efendim Euroleague'de. Kokoşkol tabii ki geldi Tanyer için yerine. O da ilk medya gününü gerçekleştirmiş oldu. Fenerbahçe Beko'nun baş antrenörü olarak çok büyük sözler vermek istemiyorum ama beklentilerin de farkındayım. Takımı buna göre hazırlayacağız. Sahadaki sistemimiz oyuncularımızın yapacakları belirleyecek dedi. Muhtemelen Fenerbahçe tabii bu sene Euroleague'de çok büyük bir iddialıya sahip olmayacak ama ligde Basketbol Süper Ligi'nde ise bana sorarsanız zaten ana hedef o. Yani basketbol liginde bir şampiyon takım yaratma ilk olarak Fenerbahçe Beko'nun amacı. Bu takım o süreçten geçip piştiğinde gelecek sene biraz daha belki de yüksek bütçeyle Kokoşkov önderliğinde daha bir Eurolig'e yönelik bir takım haline gelecek. Bu sene öyle bir geçiş dönemi olarak görüyorum ben Fenerbahçe Beko. Anadolu Efes'te iki tane korona tespit edildi. Çok geçmiş olsun. Gloria Cup'ta biliyorsunuz korona tespit edilmesi neticesinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Galatasaray turnuvadan ayrılmışlardı. Maalesef Anadolu Efes'te iki isimde iki pozitif var. Oyuncu grubun içerisinde. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ve Kadınlar Voleybol Ligi'nde de Missi.com'da Missi.com Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı mağlup etti Eczacıbaşı Vitra 3-0'lık skorla. Kadınlarda ise Burhan Felek'te Galatasaray'la Türk Hava Yolları saat 15'te karşı karşıya geliyorlar. Bunlar. Bak Türk Hava Yolları da Balkan şampiyonu olmuştu. Onları da tebrik ediyoruz. Böylelikle de Challenge Cup'a katılma hakkı elde etmiş oldu kendileri diyelim. Ve bugünlük de videomuzu noktalayalım efendim. Bugün Üçgen Pressing sizlerle birlikte olacak. Yarın Jump Shot sizlerle birlikte olacak. Bir aksilik olmazsa yarın yine sabah idmanı videosunda sizlerle birlikte olacağız efendim. Görüşmek üzere.